mutlu akşamlar değerli izleyenler. Memleket meselesiyle tekrar karşınızdayız. Evet değerli izleyenler memleket meselesi. Gerçekten bu konu memleket meselesi. Bu zamana kadar bu stüdyoda birçok konuyu, birçok konuğu ağırladık. Bu konu çok daha önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü bu konunun içerisinde can var, canlarımız var. Bu nedenle bu konuyu çok önemsiyorum. Şu an 4-5 platformdan aynı anda yayın yapıyoruz. Sizden ricam programın sonuna kadar izlediğinizde diyeceksiniz ki bu kadar da olmaz. Gerçekten bu kadar da olmaz. Biz de daha önce ifade etmiştik. Ordu Devlet bizim için çok önemli bir kurum. Ordu için ordunun en önemli kurumlarından bir tanesi. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi canımız yansa kendimizi attığımız kurum. Bu nedenle Ordu Devlet incelerken, araştırırken bir skandalla karşılaştık. Evet gerçekten skandalla karşılaştık. Ee, i̇sim veriyorum, başhekim Sayın Atilla Gürgen. Halkın sağlığıyla oynadığını gördük. Hem de nasıl bir oyun. Evet, haberimizin devamında içeriği açıklayacağız, nokta nokta açıklayacağız. Ama dediğimiz gibi değerli izleyenler, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bir yerde zulümle karşılaşılmışsa bu zulmü hiçbir şey yapamazsanız bile duyurun. Evet, burada gerçekten bir zulüm var. Zulmün de ötesinde can gidiyor, canlar gidiyor dedik. Evet bu zulmün duyurulması gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu konuyu Sağlık Bakanı dahil şahsına bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi görmezden gelemezdik. Bunun vebali var. Bizim de bu konuda üzerimizde elbette yükümlülüğü bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Evet her vatandaşın olduğu gibi biz de bu sorun bu konuda sorumluyuz dedik. Her vatandaş da olduğu gibi İl dışından vatandaşlarımızın da bu konuda sorumluluğu var. Çünkü benim hastam gitmez orada evlat hastanesinde diye bakmamak lazım. E, sonuçta kendi hastanız olmasa bile bir yakınınızın yakınınız olmasa bile e, herhangi bir vatandaşın hastası gidiyor bu hastaneye. O yüzden yine ifade etmek isterim ki eğer bir yerde haksızlık varsa karşı gelemiyorsanız onu duyurun demiş Hazreti Ali. Biz de diyoruz ki burada bir zulüm var. Burada çok yanlış şeyler var. Lütfen bunun duyurulmasında bize yardımcı olun. Şu an izlediğiniz platform hangisi ise, sosyal medya üzerinden olabilir, YouTube üzerinden olabilir, dijital yayın paketi üzerinden olabilir. Hangi paketten izliyorsanız imkanınız dahilinde paylaşın diyoruz. Evet, uzatmadan konuya girecek olursak şöyle bir not almıştık. Bunu toparlayacak olursam, evet e, tekrar ifade ediyorum. Haberin sonunda diyeceksiniz ki bu kadar da olmaz. Evet bu kadar da oldu. Ben e, Özellikle KJ'ye yazan arkadaşlar order tasarlarında neler oluyor demiş. Ben neler olduğunu şimdi açıklayacağım. Hatta hatta skandal dedik. Evet gerçekten skandal. E, notlarıma şöyle bir göz atacak olursam. Covid pandemisi nedeniyle değerli izleyenler orderli tasarlarında açılan. Yani buradan girmek istiyorum konuya. Ve devamında diyeceksiniz ki artık yani bu kadar da olmaz. Ben e, buradan giriş yapmak istiyorum. Orderli açılan ve ihale aşamasında şaibeli Bakın bir ihale açılıyor. Burası da Şaibeli. Bu e, bizi elbette ilgilendiriyor ama halk sağlığını, canımızı çok fazla ilgilendirmediği için aşağı doğru iniyorum şimdi. Tarafımıza şöyle bir e, bilgi geliyor bu arada değerli izleyenler. Birinci seviye yoğun bakımda hastalar nasıl tedavi alıyor? Hak ettikleri şekilde işin uzmanı hekimlerden mi tedavi alıyor? Soruların cevabını şimdi haberim içerisinde. ...sizle de paylaşmış olacağım. Değerli 21. yüzyıldayız... ...ve Türkiye sağlık alanında... ...iyi olduğunu iddia eden bir ülke iken... ...şimdiki duyacağımız şeyler... ...hiç de böyle olmadığını gösteriyor... ...ve bu konu sağlık ee, kavramına da... ...bu alana da zarar veriyor... ...diyeceksiniz ki çok uzattın... ...girin konuya haklısınız... Evet. Utanç veren haberi paylaşıyorum değerli izleyenler. Ee, yetkililer <laughs> bu süreçte sessiz kaldıkça da biz açıkçası üzülüyoruz. Yani e, şimdi evet sesimiz çıkacak. Bugün konuşacağız. Yarın yine konuşacağız. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ta ki buradaki yanlışlık düzenlene kadar. Ta ki e, artık evet konuşmaya gerek kalmadı diyene kadar konuşmaya devam edeceğiz. Evet e, <laughs> Haberin detaylarına bakıyoruz değerli izleyenler. Covid yoğun bakımda geçtiğimiz aylarda ilçe hastanelerde çalışan bir aile hekimi sağlık müdürlüğünce geçici görevlendirme ile Ordu Devlet Hastanesi'ne görev, görevlendiriliyor. İşte burada süreç başlıyor. Tekrar e, baştan alıyorum. Covid yoğun bakımda değerli izleyenler geçtiğimiz aylarda ilçe hastanelerde çalışan bir aile hekimi sağlık müdürlüğünce geçici görevlendirme ile Ordu Devlet Hastanesi'ne görev, görevlendiriliyor. Çok güzel. Bu aile hekimi başhekimlik tarafından Covid yoğun bakıma verildi. Ee, yani görevlendirilen aile hekimi başhekimlik tarafından Covid yoğun bakıma veriliyor. Olaylar da bundan sonra başlıyor değerli izleyenler. Aile hekimi eğitimi sırasında yoğun bakım bölümünde rotasyon yapmadığını ee, diyor ki yani ben diyor bu alan benim alanım değil diyor yani kısaca. Hastaları takip etmek için yeterli seviyede bilgi ve tecrübesi olmadığını defaatle söylemesine rağmen, acil serviste başka hekimlerin de e, olduğunu ifade etmesine rağmen, hastaların onay ve bilgisi olmadan başhekimin talimatıyla bu bahsettiğimiz aile hekiminin üzerine yatırılıyor. Yani şöyle ifade edeyim. Şimdi e, yoğun bakımda hastaların bir tane e, doktoru var. Yani... Ee, hangi yoğun bakım olursa olsun her yoğun bakımın e, doktoru var ve oradaki hastalarında kayıt olduğu bir doktor var ve e, ilçe hastanesinden e, gelen hekim diyor ki benim bu konuda bilgim tecrübem yok demesine rağmen işte burada e, hastaların da onayı ve bilgisi yok ve işte burada başlıyor bizim skandal diyeceğimiz görüntüler skandal diyeceğimiz bilgiler de buradan başlıyor. Evet e, şunu ifade ediyor. Diyor ki baş başhekimin talimatıyla üzerine yatırılmasının mevzuata, mevzuata da aykırı değerli izleyenler biz onu da araştırdık. E, bu konuda e, bilgi sahibi olan insanlara, bu konuda yetkili insanlara sorduk. Evet mevzuata da aykırı. E, diyor ki <laughs> yeterli seviyede bilgisi olmamasına rağmen, mevzuata aykırı olmasına rağmen bu konuda başka uzman hekimler olmasına rağmen tıp ilmine de uygun olmadığı halde başhekimliğe ve müdürlüğe bildirilmesine rağmen itirazları kabul olmuyor. Başhekimlik diyor ki e, ben diyor bu şekilde istedim bu şekilde olacak. Yani aile hekiminin üzerinde bu hastalar e, tedavi edilmeye devam ediyor. Ama aile hekimi diyor ki benim bu konuda tecrübem yok, bilgim yok, alanım değil. Yani Covidli hasta yoğun bakımda ne yapar, ne yapılır? Bu konuda bilgi ve tecrübem yok demesine rağmen başhekimlik diyor ki burada ben ne dersem o olur. Burada benim dediğim olur diyor ve bu e, hastalar e, az önceki bahse konu hekimin üzerinden tedavi almaya hatta tedavi alamamaya devam ediyor. Evet, e, bu sırada bir hasta vefat ediyor. İşte ki beklenen son bu. Çünkü bir hekim kendi alanı değil ve alanı olmadığı branşta hastalar onun üzerine sadece resmi olarak kaydediliyor ve hasta vefat ediyor. Evet can gidiyor dedik. Can dedik. İşte burada e, skandal da burada başlıyor. Hasta yakınları bu aile hekimine Sabim yani Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden hakaretler, küfürler, e, tehditler tehditler e, ya duruyor. <laughs> evet, bu sırada aile hekiminin bağlı bulunduğu sendika e, bu konuyu dolayısıyla öğreniyor ve devreye giriyor. Şimdi ben olayı hikayeleştirdim, size ifade ediyorum. Az sonra yazıyla tekrar anlatacağım ve konuyu irdeleyeceğiz ve orde rehasanlıdaki skandal neymiş e, gözler önüne sereceğiz. Evet derizener, hasta yakını. Yakınları e, hekime hakaret küfür edince bu e, hekim arkadaşımızın bağlı bulunduğu sendika konudan haberdar oluyor. Dolayısıyla evet, şimdi dedik ya sendika haberdar oluyor. Aslında bağlı bulunduğu sendikanın haricindeki sendikalar, sağlıkla uzaktan yakından bağlantısı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları bu konuya sessiz kalmamalı. Her vatandaş, her vatandaşın aslında bu konuya sessiz kalmaması da bütün vatandaşların asli görevi diye düşünüyorum. Evet e, bu sendikanın söz konusu sendikanın e, şube başkanı başhekimlik ile görüşme yapıyor. Ancak olumlu yanıt almak bir yana bu sefer genel cerrahi uzmanı olan sendika şube başkanı mevzulara aykırı olarak Covid yoğun bakım sorumlu uzmanı olarak başhekim tarafından görevlendiriyor. Şimdi sendika başkanı genel cerrah hekim bey e, bu konuyu çözmek adına başhekimle görüşmeye gidiyor. Başhekim diyor ki bunu kaba tabirle söyleyeceğim. Teşbihte hata olmaz diyoruz. Başhekim diyor ki sana ne kardeşim diyor. Hani böyle bir şey değil mi? Bunu ifade etmek adına söylüyorum. Gel bakalım sen buraya diyor. Bundan sonra yoğun bakım sorumlu sensin diyor. Genel cerrah ve yoğun bakım sorumluluğu. Şimdi genel cerrahın az önceki hekim aile hekiminde ifade ettiğimiz gibi görevler arasında mıdır? Ee, yoğun bakım sorumlusu olmak veya yoğun bakıma sorumlu olacak başka hekim mi yoktur da genel cerrah oraya e, sorumlu hekim olarak atanmıştır. Bunları sorguluyoruz. Ve genel cerrahın e, iki aylık randevusu dolu. Böyle de bir durum var. Ve diyor ki başhekim sana ne kardeşim diyor. Ben bütün randevuları iptal ettim diyor. Bakar mısınız? Yani asıl bak skandal burada başlıyor değerli izleyenler. Genel cerrahın iki aylık randevu listesi dolu ve başhekim diyor ki ben bu randevuları iptal ettim. Burada ben ne dersem o olur. Adeta Külhan Bey'i edasıyla ben ne dersem o olur diyor. Ve ne mi oluyor? İşte buradaki amacı ben idrak etmeye çalışıyorum. Ve e, söz konusu sendika başkanına da bir şekilde ulaşacağım. E, genel cerrahı bir şekilde ulaşacağım. Ve de bu konularda haber alma hakkımı kullanmak istediğimi ifade edeceğim. Bize bu konularda bilgi verme anlamında yardımcı olmasını talep edeceğim ve buradan da sesleniyorum. Sayın sendika başkanımız, söz konusu sendika başkanımız konuyu biliyor. Ee, ben de şunu isterim, bu konuda bize bilgi vermesi için yanına geleceğim. Bu konuda bize lütfen bilgi verin çünkü e, kamuoyunun da haber alma hakkı var. Dolayısıyla bizim de haber alma hakkımız var. Bu hakkımızı kullanarak sizden bilgi almak istiyoruz. Zira sendikanızın bu konuda bilgi verme e, durumu var. Evet e, notlarımıza baktık. Bahsettiğim gibi başhekim tarafından görevlendirilen uzman hekim ve şu var e, genel cerrah az önce ifade ettik genel cerrah ve yoğun bakım sorumluluğu. Şimdi genel cerrah dediğimiz e, nedir? Hepimiz biliyoruz. Ameliyat yapar yani e, can kurtarır. işin. Ee, özeti can kurtarır. Fakat genel cerrah diyor ki <laughs> ben diyor bu konuda diyor e, dolayısıyla yeterli değilim, tecrübeli değilim benim alanım başka demiş olsa dahi e, burada işte arkadaşlar esas skandal bundan sonra başlıyor. Aktif olarak genel cerrahi uzmanlık görevini yapan şube başkanına baş bir yaz daha gönderiyor ve Devletin belirlediği sayının altında eksik kadro çalışan genel cerrahin poliklinik hizmeti vermesini, ameliyat yapmasını ve ilimiz için çok sınırlı bir durum olan iki aya kadar uzatılmış endoskopi randevuları gerçeği varken tekimin endoskopi yapmasının iptal edildiğini bildiriyor. Yani başhekim diyor ki genel cerrah sen benim dediğim gibi e, yoğun bakımda, Olacaksın yoğun bakımın sorumlususun. Senin bütün endoskopilerini, bütün ameliyatlarını, bütün yapacağın işlemleri ben iptal ediyorum diyor. Ve bununla ilgili bir yazı gönderiyor. İşte burası e, çok acı, skandal dediğimiz konuda tam da burada başlıyor. İşte sayın seyirciler skandal dedik. Hastanede onlarca yoğun bakım uzmanı, dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları, enfeksiyon uzmanı olmasına rağmen... Bu kişilerin mevzuata göre yoğun bakımdaki Covid hastalara bakması da aykırı. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu konularla alakası olmayan genel cerrahın kamusal hizmet vermesinin amacını ben idrak etmeye çalışıyorum. Şimdi başhekim ne yapmaya çalışıyor? Yani az önce ifade ettiğimiz gibi hastanede göğüs hastalıkları var. Enfeksiyon e, uzmanı var. Dahiliye uzmanı var. Yoğun bakım uzmanı hekimler var iken genel cerraha e, bütün e, ameliyatların endoskopilerini iptal ettirip iki aylık bir süre çok e, uzun bir süreç. İşte bizde ne yapıyoruz? E, randevu almaya çalışıyoruz hastaneden. Randevu dolu çıkıyor. İşte anlayabiliyor muyuz? Yani genel cerrahın randevusu e, oluşmamış. Bize 3 ay, 5 ay sonranın zamanını veriyorlar. İşte böyle bir sistem olunca dolayısıyla randevu da alamamış oluyoruz. Randevu alamayan hasta ne oluyor? Tedavi olamamış oluyor. Tedavi olan olamayan hasta ne oluyor? Yani en iyi ihtimalle tedavi olamıyor. En kötü ihtimalle ölmüş oluyor. İşte burada başhekimin kişisel hırsı devreye giriyor. Yani iki ay iki ay endoskopi yapmak için bekleyen hastanın vay haline diyoruz. İşte burada orada halkı mağdur olmuş oluyor. Bunun başka bir e, açıklaması yok. Yani ordu halkı iki ay boyunca endoskopi olamayan hasta bu şekilde mağdur olmuş oluyor. İşte trajik olan yer de burası. Değerli izleyenler. kalp krizi şüphesi. Bakın yoğun bakımda kim yatar? Kalp krizi şüphesi, kemik kırığı olan, kalp ameliyatı olan, işte astımlı hastalar, e, işte acile gelince yapılan o e, incelemeler COVID olduğu yönünde e, sonuç çıkınca COVID yoğun bakımda görevli doktora danışılmadan acilde hastayı gören işin uzmanı hekimlerce yatış kararı veriliyor. Bakın burayı tekrar alıyorum. Gerçekten önemli. Altını çizmek istiyorum. E, şöyle ki tekrar ifade etmek gerekirse ameliyat sırası bekleyen randevu alamadığı için iki haftadan uzun süre bekleyen ordu halkı mağdur oldu. Bunu kenara bıraktık. Daha skandallar işte burada dedim ya trajik olaylar başlıyor. Kalp krizi şüphesi, kemik kırığı, kalp ameliyatı, astımlı hastalar bu şikayetler ile acile gelince yapılan teknikler Covid olduğunu gösteriyor ve ve Covid yoğun bakımda görevli doktora danışılmadan acilde hastayı gören uzman hekimlerce yatış kararı veriliyor ve hasta ilgili branş üzerine yatırılması gerekirken başhekimin sekreterleri yaptığı baskı ile genel cerrahın üzerine yatırıyorlar. Yani bakın şimdi Covid çıkıyorsunuz. Covid'de az önceki yukarıda saydığım e, branştaki ilgili tecrübeli ki kendi alanından doktorların üzerine yatırılması gerekirken tutuluyor bir tane genel cerrahın üzerine yatırılıyor. İşte burayı anlamakta güçlük çekiyoruz. Burada diyoruz ki burada bir kasıt mı var? Kasıt genel ise tamam bir kişiye kasıt var. Ama orduya kastınız nedir? Ya da oradaki hastalara kastınız nedir? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz ve sorguluyoruz soruyoruz. Ee, ve cevap gelmesini de bekliyoruz. Çünkü e, geçen hafta da e, ifade etmiştik ismini saydığımız kişilerde açıklama hakkı da doğuyor. Aynı zamanda burada Sayın Başhekim'in açıklama hakkı da doğuyor. Bizi bu konuda bilgilendirirse de seviniriz dedik. Evet. Ee, astım hastasını hastanede kalp doktoru, göğüs doktoru var ama başhekim sırf egosunu tatmak için egosunu tatmin etmek için hastayı hastalık ile ilgisi olmayan genel cerrahın Uzmanın üzerine yatırıyor ve onun tedavi etmesini istiyor. Şimdi böyle bir şey e, ben tıp tarihinde görülmemiştir diye düşünüyorum ve literatürlere lütfen bu geçsin. Çünkü genel cerrahın kendi alanı olmadığı alanda ki hastaların tedavisi isteniyor. Bu şunun gibi bir şey. Diş hekimine gidiyorsunuz ve başım ağrıyor diyorsunuz veya diş hekimine gidiyorsunuz. Ameliyat olmam gerekiyor diyorsunuz. Ortak tek yön ikisinin de hekim olması. Ama branşlar farklı. İşte burada e, şu aklıma geliyor. Buradaki amacın hastaların ölmesi ve bu konudaki uzman hekim kimdir? İşte genel cerrah. Sorumlu hekim genel cerrah. Genel cerrahın artık yargılanması mı? Genel cerrahın e, zordurma düşürülmesi mi? Ya bu... Yani aklıma aklımıza bu geliyor. Ya da hasta yakınlarının tehdit ve hakarete uğraması uğraması mı? Yani hasta yakınlarının o e, yoğun bakım sorumlusunu hasta e, yakınları bir şekilde saldıracak mı? Yani burada gerçekten bir bilinmezlik var. İşte biz de yetkililerden bu bilinmezliğe cevap istiyoruz. Özellikle Atilla Gürgen'den bu e, kavram kargaşına kargaşasına cevap bekliyoruz. Çünkü Derzene burada gerçekten e, kolay bir şey yok. Bakın, baştan da söyledik, burada can durumu söz konusu. Evet, yoğun bakımda hastalar ölüyor. Dolayısıyla e, alanı olmayan hekimler, yoğun bakım sorumlusu olduğu zaman e, beklenen sonuç bu. Yani burada sırf ego tatmini için, egonu e, okşamak için e, alanı olmayan hekime sen yoğun bakımı verirsen e, kaçınılmaz son oluyor. İşte e, ben de şunu ifade ediyorum. Diyorum ki burada yetkililer devreye girmeli. Araştırmalı. Şu da var. Belki bizim iddialarımız yanlış da çıkabilir. E, buyurun araştırın diyoruz. Yani bu araştırıldığı zaman çok daha vahim, çok daha e, trajik, trajikomik durumlarla karşılaşacağız e, diye iddia ediyoruz. E, buyurun bakın diyoruz. Değerli Zener, konuyu özetle Şöyle e, okumak istiyorum. Bu konu önemli. Gazetemizde de girdi. Gazetemizde de bugünkü e, sayısında gazetemizin çıktı. Bu konuyu defalarca e, yayınlayacağız. Yayınlamaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Yani bu e, siyasetin üzerinde bir konu. Çünkü siyaset ülkeyi yanlış yönetir. Bir yıl sonra başka bir siyasetçi gelir, doğru yönetir. E, zarar ediyorsunuzdur. Bir şekilde kar edersiniz ama burada can söz konusu. Giden can bir daha gelmiyor. Evet kaleme aldığımız yazıyı şu şekilde sizin de huzurunuzda aktarmak istiyorum tekrar. Or Devlet Hastanesi'nde başhekim Atilla Gürgen halk sağlığıyla oynuyor. İşte sayın seyircilerimiz haberimizin sonunda yok artık diyeceksiniz demiştik. Bence konuyu idrak edin arkadaşlar yok artık dedi bile. Şimdi <laughs> haberi dedim ya sizin huzurunuzda tekrar okumak istiyorum. Covid pandemisi nedeniyle Ordu devlet hastanesinde açılan ve ihale aşaması da ihale aşaması da şaibeli olan e, bir Covid yoğun bakımda hastalar nasıl tedavi alıyor? Hak ettikleri şekilde işin uzmanı hekimlerden mi tedavi alıyor? Sorularının cevabını az önce size verdik. E ee, dedik ya 21. yüzyılın Türkiye'sinin sağlık sisteminin utanç veren haber detaylarını öğrendikçe bizler üzüldük ve utandık. Yetkililerin bu süreçte sessiz kalması bizi daha da üzdü dedik evet. Yetkililerin bu süreçte neden sessiz kalırlar? Neden can giderken bir taraftan diğer tarafta sessiz kalırlar? Anlam veremiyoruz dedik. İşte Covid yoğun bakımda geçtiğimiz aylarda ilçe hastanelerinde çalışan bir aile hekimi sağlık müdürlüğünce geçici görevlendirme e, ile Ordu Derneği Hastanesi'nde görevlendiriliyor dedik. Bu aile hekimi başhekimlik tarafından Covid yoğun bakıma veriliyor. Ben olayları daha net ifade etmek adına tek tek açıklamaya çalışıyorum. E, bu aile hekimi... Başhekimlik tarafından e, yani yoğun bakıma veriliyor ama diyor ki benim bu konuda tecrübem yok diyor aile hekimi. Yani ben bir Covid yoğun bakımında e, çalışabilecek bilgiye, tecrübeye sahip değilim diyor ve e, bu konu bir sendikanın il şube başkanı tarafından duyuluyor. Sayın başkan da bir uzman, evet yanlış hatırlamıyorsam sendika başkanı. Hatta az önceki çağrımızı yeniliyoruz. Lütfen sendika başkanı bizi duyduğunuz andan itibaren ricamızdır. Bu konuda sorumlusunuz, yükümlüsünüz. Bize bu konuda bilgi amaçlı açıklama yapma yükümlülüğünüz doğuyor. Çünkü dediğimiz gibi burada sessiz kalamayız. Burası bir skandalın oluştuğu yerse. Eğer haksızlık varsa ve susuyorsak e, biz de en az bu haksızlığı yapan kadar e, susanlar olarak bu konuda suçlu duruma düşüyoruz. Evet demiştik ya e, aile hekimi başhekimi tarafından Covid yoğun bakıma e, veriliyor. İşte olaylar bundan sonra başlıyor. Aile hekimi eğitimi sırasında yoğun bakım bölümünde rotasyon, rotasyon yapmadığını belirtiyor. Bu konuda bilgisi olmadığını defalarca söylemesine rağmen başhekim diyor ki sen burada sorumlu olacaksın diyor. İşte e, dediğim, dediğimiz gibi bu tecrübeye sahip olmadığını söylese bile bu konuda başka hekimlerin e, çok daha tecrübeli olduğunu ve bu konuda mevzuata aykırı olduğunu söylese bile başhekim bey diyor ki burada ben ne dersem o olur diyor ve e, ilçeden gelen. Aile hekimine e, yoğun bakımın sorumluluğuna veriyor. Evet dedik ya <laughs> işte burada başlıyor demiştik. E, skandal burada başlıyor demiştik. Hatta evet KJ'de orada yazan skandal demiş. Doğru demiş. E, altına imza atarım. Cık, doğru bir ifade. İşte üzülerek söylüyoruz ki doğru e, ifade. Evet e, itirazlar kabul görmüyor. Dedik ya aile hekimi... Başhekim'den defalarca bu konuda itiraz etmesine rağmen itirazlar kabul görmüyor. Ee, ve Covid hastalar aile hekim üzerine yatırılmaya devam ediyor. Bu sırada bir hasta vefat ediyor. İşte biz de burada harekete geçtik aslında. Bir hastanın vefat etmesi üzerine ki biz bu konuyu araştırırken e, artık kaçıncı hasta vefat etmişti onu da bilmiyoruz. Hasta yakınları bu aile hekimine Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi üzerinden ölüm tehditlerinde bulunuyor. Bu durum aile hekiminin bağlı bulunduğu sendika tarafının öğrenilmesi üzerine sendika il şube başkanı başhekimlik ile görüşme yapıyor. Ancak olumlu yanıt almak bir yana bu sefer genel cerrahi uzmanı olan sendika şube başkanı mevzulara aykırı olarak covid yoğun bakımda sorumlu uzman olarak başhekimlik tarafından görevlendiriliyor. Yani burada e, trajik olaylar aslında bir zincirleme var. Önce aile hekimini alıyor. Diyor sen burada sorumlusun. Aile hekimi diyor ki benim alanım değil ve burada insan ölüyor, insanlar ölüyor. Sendika başkanı bu konuyu başhekime dile getirmek üzere yanına gittiğinde gel bakalım buraya diyor. Selam verdik borç çıktık denir ya. Gel bakalım buraya deniyor ve e, başhekimin e, tarafından, başhekim tarafından genel cerrahı uzmanı e, diyor ki sen bundan sonra Covid yoğun bakım sorumlususun diyor. İşte esas skandal bundan sonra başlıyor dedik. Aktif olarak genel cerrahi uzmanlık görevini yapan şube başkanına başhekimlik bir yazı daha gönderiyor. Ve devletin belirlediği sayının altında eksik kadro çalışan genel cerrahın poliklinik hizmeti vermesinin, ameliyat yapmasının ve elimiz için çok sıkıntılı bir durum olan iki aya kadar uzamış endoskopi randevuları gerçeği var iken hekimin endoskopi yapmasının iptal edildiğini bildiriyor. İşte biz bu, burada işte başlıyoruz. Diyoruz ki hayırdır diyoruz ya. Hani neredeyiz diyoruz. Kaçıncı yüzyıldayız diyoruz. Ya burası muz cumhuriyeti mi diyoruz? Yani evet bunları soruyoruz. Sormaya devam edeceğiz dedik. Evet, skandala işte biz niye susmamamız gerekiyor? Eğer burada bu skandalı görmüş olmamıza rağmen hala susarsak biz de bu vebalden payımızı ...almış oluyoruz. İşte... E, ...yazımıza devam edecek olursak... ...şimdi hastanede... ...onlarca yoğun bakım uzmanı... ...dahiliye uzmanı ve göğüs hastalıkları... ...ile enfeksiyon uzmanı... ...olmasına rağmen... ...bu kişilerin mevzuata göre... ...yoğun bakıma yatan... ...COVID hastaya bakması ve tedavi etmesi... ...gerekir iken... ...COVID ile alakası olmayan... ...genel cerrahın kamusal hizmet vermesinin... ...işte... Diyoruz ki bunun bir açıklaması olamaz. Kişisel hırs diyoruz. Yani burada ego diyoruz. Daha ne diyelim? Uygun kelimeyi siz bulun değerli izleyenler. Yani e, burada gerçekten oturup ağlanması gereken, oturup düşünülmesi gereken bir skandal var. Yani bunun e, hangi cümleyle, hangi kelimeyle anlatılır bilmiyoruz. İşte burada da diyoruz yetkililer ne oluyor diyoruz. Yani bu konuya bir e, bakın diyoruz. Zaten ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün hakkındaki iddialar ayyuka çıkmışken, Fatsa Devlet Hastanesi'nin hakkındaki iddialar ayyuka çıkmışken, Or Devlet Hastanesi'nin zaten tutar bir tarafı yokken, bir bakın ya bir durun hani bu toplu bir katliam mı yapılmak isteniyor, ne yapılmak isteniyor da hastane bu kadar başıboş bırakılıyor ve başhekim burada ne yapmaya çalışıyor gerçekten anlamış değiliz, anlam veremiyoruz. Anlam verebilen varsa da bize bu konuda Lütfen yardımcı olsun. Çünkü bizim alanımız sağlık değil. Bu konudaki uzman insanlarla görüştüm. Bu konuda yetkili insanlarla görüştüm. Bu konunun e, ne tıp ilmine ne etik yani ne iş ahlakına yani hiçbir şeyle e, bağdaştırmadığını görmüş oldum. Yine ifade ediyorum ben e, tıpçı değilim. Yani bu olayın işleyişini bilmem ama şunu bilirim. Yoğun bakım tecrübesi olmayan veya bilgisi olmayan. Kişinin daha doğrusu bu kadar yoğun bakımda çalışabilecek hekim varken bu konuda bir yetkili, ilgili, bilgili hekim varken siz genel cerrahın ameliyatlarını iptal edip endoskopilerini iptal edip bundan sonra ben dediğim olacak, e, bundan sonra ameliyat olmayacak diye bir burada e, külhanbeyliği yaparsanız ben bunu görürüm. Yani bir hekim olmaya veya tıpçı olmaya gerek yok. Çünkü... İnsanlar randevu alamıyor değerli izleyenler. Randevu alamıyorlar. Yani e, burada da bu derim yani bu e, problem nereden kaynaklanıyor diye sorgularım. Ve sorguladığımız zaman çok daha vahim durumlarla karşılaşmış olduk. Evet konuyu uzatmadan burada bir skandal var. Burada konuyu duyan herkes bu konudan artık yükümlü oldu. Malumunuz eğer bir konuyu bilmiyor olabiliriz. Ama o konuyu öğrendikten itibaren ne zaman o konuyu öğrenmişsek o konuda o andan itibaren o konuda vebal sahibi olmuş oluyoruz. Evet bu konuda vebal sahibi olduğunuz Allah rızası için diyorum. Çünkü burada can durumu söz konusu. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yani hiçbir şey yapamıyorsak bir yerde zulüm varsa onu duyurun diyoruz. Evet e, ilerleyen günlerde bu konunun yine takipçisi olacağız ve ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili isimleri de açıklamak istiyoruz ee, zira bu konu çok önemli burada can durumu söz konusuysa bizim de burada e, izleyip oturup izlemek oturup seyretmek çok da doğru değil Evet devlet asansında olanları e, kısaca dile getirmeye çalıştık Sürçü lisan ettiysek afola biraz da konunun e, bende yarattığı hasara Aslında e, burada değinmek istiyorum her bu haberi yazışımda ve her okuyuşumda her aklıma gelişinde gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çünkü insanız. Bahsettiğimiz hastane bizim gözbebeğimiz. Ordunun göbeğindeki Ordu Devlet Hastanesinde böyle bir skandal varken bizim de tüylerimizin diken diken olması insanlığımızdandır, insanlık halimizdendir ve dedik ki insan isek eğer bu konuda sorumluyuz ve sorumlu olduğumuz konularda da susmayacağız. Susmamamız gerekiyor çünkü e, insanlığımız da bunu gerektirir. İşte sonuç olarak böyle bir uygulamayı biz ne duyduk ne gördük dedim. Saçma olduğu her haliyle ortada olan bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmezse olabilecek hasta ölümleri ildeki tüm yetkilerin sorumluluğudadır diyoruz. Yani eğer buna bu konuya bir an önce parmak basılmazsa burada ölen her hasta da bu ildeki yetkililerin. Milletvekillerinin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, her vatandaşın bu konuda üzerinde hakkı vardır, vebali vardır dedik. Halkın kendisine layık olan tedaviyi hastalığın uzmanı hekimlerden alması gerekirken bunun aksi uygulamalarla yapanların sağlık sıf e sağlıkçı sıfatında olmasının utancını bizler duyuyoruz demişiz. Ama e, bu kişileri bu makamlara getiren yetkililer bizim duyduğumuz utancı duyuyor mu onu bilmiyoruz. Dedik ya utanmıyorsunuz Allah'tan da mı korkmuyorsunuz dedik. Şimdi Allah'tan korkun. Gerçekten burada korkulması gereken Allah'tan korkulması gereken bir durum var. Lütfen diyoruz biz bu konunun takipçisi olacağız. Yetkililerden de bu konunun ilgilisi olmak en azından takip etmeseler bile Ilgilenmesini, ilgilenmelerini, ilgilenmelerini istirham ediyoruz diyoruz. Evet değerli izleyenler hastaneye konuşmaya çünkü benim e, programlarımda veya haberlerimde genelde memleket meselesi şehrin siyasetiyle ilgili e, konuları dile getirirken bu konu şehrin siyasetinin de şehrin tarımının da şehrin turizminin de önünde. Çünkü burada can durumu söz konusu yaşam piramidinin en başındadır hayatta kalmak. Biz de bu vesileyle dedik ki bu konunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Evet bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. Sizlere tekrar bu vebali yükledik. Bu konunun paylaşılmasında çok daha kişinin bu konuyu duymasında bizlere destek olacak da sizsiniz. Ee, akşamınız güzel olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu akşamlar diliyoruz. Evet yine söylüyoruz. Bu konulardaki vebaliniz var. Lütfen bu konunun paylaşılmasında bizlere destek olunuz. Allah ısmarladık.